Merhaba arkadaşlar. Dersimizde bir banyo modelliyoruz. Banyomuzun duvarlarında şeklinde şu iki kısımda cam olacak bulacağım. Değişik bir tasarım yapacağız. Şurada küvet veya jacuzzi gibi bir şey olacak. Burada bir duvar olacak. Kısa bir duvar olacak ama. Sonrasında iki tane bipetlen, bideylen, klozet olabilir ya sadece klozet koyabiliriz ya da bir aksesuarla tabii ki. Bunun yanında da bir duvar daha şu kısmı yapıyoruz. Orada da bir tane lavaboz yer olacak. Yer alacak. Evet. Başlıyoruz. Duvarlarımızı zaten çizmiştik. Mutfak modelleme dersinde de hatırlarsanız ağaca eksen içerisinde welding var. Welding pencere oluşturuyor. Şimdi burada rengimizi buraya kadar düz biçimde getirelim. Yüksekliğimizi de verelim. Daha sonra perspektif penceremize gelelim. Renk üzerinde küçük bir düzeltme yapalım. Stato setin yanındaki kit işaretini kullanıyoruz. Ortadaki çizgiyi en zemine hizalıyor. Sonrasında burasını böyle bırakıp spline'larımıza geliyoruz. Polygon editable poly yapıyoruz. Yüzeyimizi seçiyoruz. Extrude 100 milim. Biz onu 1000 milim yapalım. Bakıyoruz. Sizce yeterli olan biz bunu 2000'de kullanalım. 2 metre yapalım. Evet. Birazcık yüksek bir tavan olsun. Sonrasında şurada kullanacağımız penceremizin polygon komutundan editable çıkıyoruz. Yüksekliği 503'te kalmış. Burada hemen 2000 yapıyoruz. Onlar aynı hizaya geliyor. Peki bundan seçimi kaldırıyoruz. Burayı da şuradaki 1'e 2. Bu katalogda hemen bakıyoruz. Şu an siz kataloğu göremiyorsunuz ama sizince nasıl bir banyo olduğunu anlayacaksınız. 1, 2, 3, 4 tane. 3, 4 tane yapalım. Close diyoruz. Ondan sonra posta giriyoruz. Posta burada da 2 adet varmış. Onu da 3 adete getiriyoruz. Close diyoruz. Sonrasında top penceresine geçiyoruz. Top penceresinde yeni bir tane Everlink çizebiliriz. Ya da onun kopyasını alıp boyutlarıyla oynayabiliriz. Onun kopyasını alalım. Sadece kopyalayalım. Estate olmasın. Buradan döndürme açımızı 90'a sabitliyoruz. Rotate diyoruz. Kopyasını almıştık hemen. Şöyle getiriyoruz arkadaşlar. Şurada duvarımıza düzgün biçimde yerleşmedi. Yerleşmediyse yerleştiriyoruz. Tabii boyut olarak ondan uzun. Çünkü alan farkı var. Şuradaki lent kullanarak bunların hepsini size mutfak dersinde anlatmıştım. Şu hizada bırakıyoruz. Sonrasında bunun da boyunda bir problem var. Onu da böyle çekiyoruz. Şu yakından. Evet. Böyle kesişiyorlar. Sonrasında burada standart geometrisi giriyoruz. Plane'i seçiyoruz. Plane birazcık taşabilir dışarıya. Onun herhangi bir önemi yok. Bu şekilde bırakıyoruz. Buradaki segment sayısı 4'e 4'müş. 5 değil. Bunu 4'te bırakalım. 5'e getirelim. Kare şekli olsun. Evet. Şu anda bir tel kafes gibi gözüküyor. Buradaki ızgaramızı da kapatalım. Tabii ki bu running içerisine cam da koyacağız. Ama cam işlemi birazcık farklı olacak. Onu da göreceğiz hep beraber. Banyomuzun birazcık küçük olduğu kanısını edeceğim ama böyle kalsın. Sonrasında arkadaşlar rectangle seçiyoruz. Rectangle'ımızı seçiyoruz. Şu kısma geliyoruz. Şöyle bir şey oluşturuyoruz. Bırakıyoruz. Şimdi bunu ne işe, niçin kullanacağımı alacaksınız. Şimdi arkadaşlar Rendering Table Enabling Render dersek Render'da gözüküyor. Burada Thickness var 10 milim. Sides var 12 Angle açıyor. Dark Boyutan var. Kaç adımdan oluşacağı bu adımı yükselttikçe bu Rectangle'ımızın
daha iyi olmasını sağlar. Fakat render'ı ve full'ü yaptığınız zaman iki noktacık sayıdan yani vertex köşe sayıları çok alt standart değerdir. Kalabilir. Bu nedenle kapatıyoruz. Şurada corner radius var. 0.0 minim. Çünkü bunu birazcık arttırmaya başlıyoruz. Arttırıyoruz ve gördüğünüz gibi köşelerini ovalleştiriyor. Bu çok büyük kolaylıktır. Bunu direkt full yapabiliriz. Düşünün. Bakalım biz bunu poli yaptığımızda bize nasıl bir sonuç verecek. Poli diyoruz. Ve çevirdi. Şuradaki noktacık sayısını gördünüz arkadaşlar. Çok fazla değil. Normal bir sayıda. Sonra bunun poligonunu seçiyoruz. Perspektif penceresine geçmemiz lazım. Şu açıdan bakalım. Evet, bu görüntü bizim için yeterlidir. Extrude diyelim 100 milimde kalmış. Onun 1000 milim yaptığımızda şu 500'e düşürelim. 500'e yüksek 250 yaparsak 300 400 400 kafi. F4 yapıyoruz. Bize köşelerini göstermesini istiyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra bunun üstünde de küçük bir oynama yapacağız. Arkasına bir küvet oluşturacağız ya da jacuzzi de diyebiliriz. Şurası duvarımız olacak zaten. Tabii şu kısa anda lavabomuzu koyacağımız duvarı oluşturacağız arkadaşlar. Bu bundan biraz daha büyük olacak ama bunun kopyasından faydalanabiliriz. Tek aynı işlemi yapmak zorunda kalmayalım. Bunu seçelim. Sağ tuştan klon deyip de çoğaltabiliriz. Shift'ten çekip de çoğaltabiliriz. Daha sonra rotate diyoruz. Onun 90 derecesinde döndürüyoruz. Şu şekilde alıp arkadaşlar koyuyoruz. Tabii bunun yüksekliği ondan biraz daha farklı olacak. Sebebi şudur. Çünkü buraya lavabomuzu koyacağız. Şu kısmı seçiyoruz. Bunu artık poliden yükselteceğim. Şu kadarlık bir yükseklik kafi gelir. Evet. Onu da bu şekilde hallediyoruz. Kaydediyoruz. Şimdi ben bunun ismini 8900-2 olarak veriyorum. Bunda bir sebep var. Çünkü burada özel modellenmiş bir klozeti kullanacağız. Bu klozeti galeriyi ziyaret eden arkadaşlar bilir. Galeride de çalışması var. Okul hizmetimiz için yeni bir ortam oluşturuyoruz. Bu ortamı oluştururken de hem de size ders olarak anlatıyorum. Çünkü mutfak dersimiz bundan daha detaylı olacak. Olduğu için o uzun sürecek. Kaplama olayına burada bir özet olarak geçeceğiz hep beraber. Arkadaşlar bunu oluşturup şunu seçelim. Bunu biraz daha böyle çekelim. Şunu seçelim. Onu alt x'ten şeffaf yapalım ki şöyle oynama yaptığım sıralarda duvarımızın içinden görebilelim. Öteki tarafta neler olup neler bitiyor. Şimdi arkadaşlar. Çok hoş bir an. Tıklayalım buna gelelim. Bunun poligonunu seçelim. Şöyle biraz daha aşağıdan bakalım. Şimdi arkadaşlar buna bevel diyoruz. Bütün değerlerini 0 yapıyorum. 100 milime de 0 yapıyorum. Bu yaklaşık 5 milim kadar yükselt. 5 değil. Sonra 10 yükseltelim arkadaşlar. Sonrasında şuna amoldan birazcık dışarı doğru açalım. Okey diyelim. Evet, bu kısmı ahşap bir malzeme kullanacağız. Köşeden de yuvarlak yapalım. Tabii edge komutunu seçerek yapmamız gerekiyor. Dup diyoruz. Bunu şöyle seçelim. Sonra alt tuşuna basarak seçimleri deaktive edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir daha emin olmak istiyorsanız. Emin olmakta fayda var. Şu kısımda birazcık kalmalanmış. Orayı da seçiyoruz. Böyle temizlenmiş oluyor. Chamfer diyoruz. 10 milim çok yüksek geldi. Bunları kısıyoruz, kısıyoruz, kısıyoruz. Gördüğünüz gibi daha hoş bir görünüm oluyor. Bir segmentte bunu ikiye çıkartırsak oradaki yuvarlağımız daha güzel olacak. Daha yumuşak bir geçiş olacak. 3 versek daha da yumuşak.
yumuşacak. Tabii bunu biraz da chain fraud'unu arttırıyoruz. Okey diyoruz. Boş bir altı kırıyoruz. F4'ü kapatırsak gördüğünüz gibi sıradaki o işlerimizi halletmiş olduk. Tekrar F4 diyorum. Arkadaşlar şimdi biz burada bir kuvvet jacuzzi tarzında bir şey oluşturacağını söylemiştik. Ya kuvvet de olabilir, jacuzzi de olabilir. Sizin kişisel tercihinize kalır. Ben kendi iş durumuma göre veriyorum. Şu kısmı neden bu kadar aşağı indirmem sebebi buraya bir zemin oluşturacağız. Okey diyorum. Bunu tıklıyoruz. Extrude dedim. Evet, 400, bunu 500'e tamamlasak 600 desek. Acaba duvarımıza yakın bir yerde mi duruyor? Ben şuradan kontrol edelim. Evet, ama evet. 606 yaptı ama bizim işimizi görecek bir durumda. Evet arkadaşlar, bunu böyle uzattık. Tekrar Edge'e geçiyoruz. O kenar zaten seçili. Şu kenarı seçiyoruz. Pardon, pardon, pardon. Şunu seçiyoruz. Connect diyoruz. 72'mizi sıfır değerine getirelim. Tam ortalarda zaten bizim istediğimiz ölçüde uygun. Hatta biz bunu iki segmentte oluşturalım. Pinçleme aralarını açalım. Rahat bir küvet olsun. Evli diyelim. Bu sayıda 5'te bırakalım. Bunu 62'ymiş. 62'yi biraz daha arttıralım. Sonrasında bir daha evli diyelim. Gördüğünüz gibi jacuzzi'miz ya da küvetimiz her neyse. Bunu bu kenarını oluşturmuş bulunuyoruz. Okey diyoruz. Kapatıyoruz. Sonrasında arkadaşlar vertex'e geçiyoruz. Şu kısımdan tabi düzgün seçemedik. Düzgün seçelim. Şöyle biraz daha inceltelim. Şurada bir hani inip çıkmak için bir yer bırakırız. Aslında burada da bırakabiliriz. Ama buraya da bir çıkıntı oluştururuz. Basamak gibi yaparız. Sonrasında şimdi şu kısmı, şu kısmı, bu yüzeyi ve bu yüzeyi seçiyoruz. Extrude diyoruz. 606 çok yüksek geldi. Bunu %50 düşürelim. Hatta biraz daha düşürelim. 150 yapalım arkadaşlar. Evet, bir jacuzzi için ideal ölçü. Şimdi diyeceksiniz orada gözükmüyor. Bakış açılarımızda şöyle bir bakış açısı kullandık mı gözüküyor. Şimdi benim bunu niçin farklı yaptığımı düşünürseniz bir firmanın kataloğundan bir banyo tasarımı oluyor. Bu benzetmemek lazım. Farklı uygulamak lazım. Tescil aklama, patent aklama muhakkak bilirsiniz. Sorun yaşamamak açısından. Birazcık oval bir kuvvet olsun istiyorum. Ondan sonra ring ile seçelim. Connect diyelim. Pinch'ini sıfıra getiriyoruz arkadaşlar. 2 değil mi zaten bunu? 3, 4 yaptık. Okey diyoruz. Şu kısma giriyoruz. Sonrasında aslında hiç öyle yapmayalım. Ringlerimizi seçtik zaten. Ondan sonra şu kısımdan itibaren de bir ring diyelim. Tabi istemediğimiz bazı yerlerimizi seçiyor. Veya da sadece dış yüzeyine versek de bizim için kafi olacak. Şunu kaldır. Şunu, pardon, şunu ve şunu seçelim. Şurada da bir yüzeyimiz var. Seçmemiz gerekiyor. Aslında ring diyelim. Kararımı değiştiriyorum. Şu kenara çıkartalım. Şu kenarı ve şu kenara da deaktive ediyorum. Şuradan da şunu da deaktive ettim. Evet arkadaşlar. Sonrasında bu kenarını, bu kenarını, bu kenarını, burayı ve burayı bu tarafa geçelim. Bu kısma, bu kısmı ve bu kısmını seçelim. Bu şekilde bir chamfer vermeyi deniyoruz arkadaşlar. Evet. İkiye indirelim. Keskin oldu. Üç taraftan bakalım. Göz alıştığı yerden baksın. Biraz daha bunların alanı açıyorum. Evet. Yuvarlatma işlemimiz oldu.
okey diyorum. Küvetimizin içerisine de dilerseniz aynı işlemi yapabilirsiniz. Yani pratiklik açısından arkadaşların öğrenmesi açısından orayı da yapalım. Şu iki kenarımızı da seçelim. Evet. Bu chamfer işleminden sonra ilk bölümümüz bitiyor arkadaşlar. Hemen ikinci bölümden devam edeceğiz. İçeriği de aynı şekilde veriyoruz. Azıcık değerini düşürelim. 4-5 yapalım. Keskin bir yuvarlaklık oldu. Evet arkadaşlar, ilk bölümümüz bitti. İkinci bölümden devam edeceğiz. Kolay gelsin.